Videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Mutlu bir evlilik için güven çok önemli. Her evli çiftin birbirine olan sorumlulukları çok fazladır. O yüzden eşine saygılı olmak, evliliği güzelleştiren en güzel etkenlerden. Ancak günümüzde erkekler, kadınları anlamakta büyük sıkıntılar çekiyor. Bazıları, saygı duymamakla birlikte eşine hep ön yargılı yaklaştılar. Erkekler de, kadınların hep en iyisini ve daha fazlasını istediğine dair pek de doğru olmayan bir algı vardır. Onların sizden istedikleri sadece hak ettikleri değer. Modern çağda kadın erkek eşitliğinden ne kadar bahsedilse de, erkeklerin önemli bir bölümü hala dişilerin ikinci cinsiyet olduğunu ve kendileriyle aşık atamayacağını düşünüyor. Kadınların ikinci derece cinsiyet olarak görülmesi fikrinin bir uzantısı olarak ev işi ya da çocuk büyütme gibi şeylerin kadının asli görevi olduğu saplantısı pek çok erkekte mevcut. Oysa günümüzde pek çok kadın kariyerlerine en az erkekler kadar önem veriyor. Sosyal hayatlarıyla işlerini dengede tutmaya özen gösteriyor. Hayatın müşterek olması gerektiği noktada bu denge bozulduğunda özellikle partnerlerin beraber yaşamaya başladığı ya da evlendiği noktada ilişkiler için tehlike çanları çalmaya başlıyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de sürekli aldatabileceklerini düşündükleri için eşine saygı duymayan pek çok erkek var. Örneğin kendisi her şeyi yaparken bunu eşi yaptığı zaman kıskançlık krizine girebiliyor. O yüzden kadın olmanın ne kadar zor olabileceğini düşünen bir Japon fotoğrafçının yaşadığı pişmanlığa gelin hep birlikte bakalım. Bu Japon koca son dönemlerde işe gittikten sonra eşine fazla şüphelenmeye başlamış. Çünkü akşam kendisiyle fazla ilgilenmediğini düşünüyor. Karısının sürekli ev işlerinden dolayı yorulduğu sözlerine yalan gözüyle bakıyordu. Ona göre evde yorulacak kadar bir işin olmadığıydı. İşte her geçen gün sabrı iyice dolan Japon koca şüpheyle yaklaştığı eşine bir tuzak kurmaya çalışıyor. İşe gittikten sonra evde ne yaptığı ya da acaba başka bir erkekle mi birlikte oluyor sorularına bir cevap bulmak için eve ondan habersiz gizlice evin farklı bölümlerine gizli kamera yerleştirdi. Japon koca çok kalpsizdi. Yıllarca tanıdığı karısı hakkında emin olmadan yargısız infaz yapmıştı. Ayrıca yıllardır mutlu süren eşinden 2 yaşında olan bir çocuğu doğmuştu. Buna rağmen hala eşinin onu aldatabileceğini düşünmesi çok saçmaydı. Kameraları yerleştirdikten sonra koca işine gitti. Evde olup bitenleri görmek için kameradan canlı olarak gözlemlemeye başladı. Amacı eşinin arkasından neler çevirdiğini öğrenmekti. Bütün görüntüler kaydolduktan sonra Japon koca gün boyunca işini izlemeye başladı. Beklenmedik bir şekilde koca görmek istediği veya beklediği durumlar yaşanmıyordu. Bir an için eşinin ne kadar haklı olduğunu anladı. Ancak yine de bunu kabul etmek istemiyordu. Çünkü hala ön yargılıydı ve görüntüleri sonuna kadar izledi. Japon koca sonlara doğru yavaş yavaş pişman olmaya başladı. Çünkü karısının evde yaptığı işleri görünce bu kadar yorulduğunu bilmiyordu. Daha önceleri işe yaramaz olduğunu düşünmüştü. Ev işleri ve bir de çocuk bakımı olunca karısını dinlemek için fırsat bile bulamıyordu. Kendi yaptığı işi sürekli büyük gören Japon koca bu görüntüleri izledikten sonra pişman olmaya başladı. Karısı görüntülerde disiplinli bir şekilde evi temizliyor, yemek yapıyor, bir yandan da bebeğe bakmaya çalışıyordu. Öyle ki dışarıya evin ufak tefek ihtiyaçlarını almak için koşa koşa dışarıya çıkıyordu. Bu kadar çok şey yapmasına rağmen işleri yine yetişmiyordu ve çocuğunu sırtına alarak işine devam etmek zorunda kalıyordu. Karısını şu ana kadar hiç dinlemeyen Japon koca kendini daha fazla tutamadı ve ağlamaya başladı. Şüphe duyduğu eşinin evin huzuru için yaptığı bu emekleri hiçe saydığı için çok pişmandı. Eşinin evde verdiği mücadeleden çok derinden etkilenmişti. Bu saatten sonra eşini daha çok seveceğine, hatta gerekirse ev işlerine bile yardım edeceğine ant içmişti. Japon koca evde bulunan kadınların neler çektiğini ve ne zorluklar gördüğünü çok geç fark etti. Fakat maalesef bundan haberi olmayan pek çok erkek var. Dünya genelinde pek çok insan ev çalışanlarına değer vermez. Çoğu erkek kadınların evde kolay iş yaptıklarını ve buna rağmen neden mutlu olmadıklarına bir anlam veremezler. Fakat ev işiyle uğraşmak zorunda kalan pek çok kadın, üstelik bir de anne ise bir inşaat işinde çalışandan daha fazla yorulmakta. Japon koca artık karısına sert davranmayacağını ve sürekli onun yanında olacağına dair sosyal medyada paylaşım yaptı. Çünkü eski kafada olan algısı tamamen değişmişti. Bunun hakkında kısa filmler yapılınca hikayesi hızlıca yayıldı. Dünyanın her yerinde kadınların evlilikte daha çok emek verdiği tespit edilmiştir. Türkiye'de de yaşamın yükünün çoğu kadınların omuzlarında. Kadınlar evde, ev işleri ve çocuk bakımına ayırdıkları zaman 5 saat 17 dakika iken aynı aktiviteye erkekler sadece 51 dakika zaman ayırıyor. Çalışan kadınlar ise eve geldiklerinde yine daha çok çalışıyorlar. Bu sürede günde 4 saati geçiyor.
Erkekleri ise ev işlerine çok az zaman ayırarak aslında ev işleri ve çocuk bakımının kadın işi olduğunu gösteriyorlar. O yüzden erkek ve kadın arasında uçurum kadar bir adaletsizlik söz konusu. Umarım bu durum biraz da olsa değişir. Videonun sonuna geldik. Japon kocanın yaşadığı bu pişmanlık hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.